Arzum Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi görünce zaten güzel olmaması imkansız. Bu ışık tanrısınız gibi. Ben de bir şey söyleyeceğim. Aynı duyguyu sizin için hissediyorum. Sevgili hanımlar, hanımlar diyorum. Erkekler dağılabilirsiniz. Çünkü <laughs> <laughs> bugün programımızda vereceğimiz her tüyo kadınlar için. Erkekler bir televizyonu kapatabilir mi? Bir dağılabilir misiniz? Aynen. Kadın kadına. Allah kalalım. aşkına dağılın. <laughs> Çünkü her şeyi burada öğreniyorsunuz. Sonra taktik uygulayamıyoruz size. Bir erkekler dağılabilir alabilir mi? Bir televizyonu kapatabilir mi? Bugün kızlar, hanımlar, çok sevgili hemcinslerim bugün hepimiz için çok önemli bilgiler var. Hem psikologsunuz, evet. hem astrologsunuz, evet. astroterapistsiniz. Yani ilişkileri astroloji üzerinden yönetiyorsunuz. Bir de üstüne üstürek ekonomist. Evet. Bu ne demek? Nasıl para biriktireceğimizi Neler yapmamız gerektiğini soracağız. Bir kadın nasıl para biriktirebilir? Öncelikle kadın kendi içindeki yetenekleri fark etmesi lazım. Hı hı. Çünkü insan kendi kabiliyetini, yeteneğini üzerine gidince o zaman yaradanın vermiş olduğu o kapasite, o potansiyel ortaya çıkıyor ve o ortaya çıkınca da otomatikman kendi bereketini, rızkını almaya başlıyor. Bunu ayrıca konuşalım. Mutlaka. Tamam. Şimdi bugün ilişkilerinizi astroloji üzerinden ve psikoloji üzerinden değerlendireceğiz. Bakın burada duyacağınız nasıl söyleyeyim size? O kadar önemli bilgiler var ki lütfen can kulağıyla dinleyin olur mu? Rica ediyorum sizden. Önce sorularla başlayalım mı? Gelsin. So, gelsin sorular. <laughs> Hızlı hızlı gelsin. Bütün evet. arkadaşlarım telefon başında ve lütfen hanımlar enerjinizi toplayın, İlişkinizle ilgili eşe, dosta, konuya, komşuya lütfen onlara sormayın, akrabaya sormayın, bir bilene sorun. Bir de dediğim gibi hem psikoloji hem de astroloji üzerinden değerlendirilecek ee, burçlar. Aşka en düşkün burç hangi burç? Aşka, sevgiye. Tutkulu olanlar kimlerdir? Yine su gruplarıdır, yengeçtir, akreptir ve balık burcudur. Aşka aşıklardır. Peki paraya aşık olan? Paraya aşık olanlar <laughs> oğlaktır, aslandır, aynı zamanda koç burcudur. Kaygılı burçlar? Anksiyeti olan, anksiyetesi olan burçlar yine oğlak, ikizler, biraz ee... başak, A ee, başak burcu. Evet toprak burcu burçlarında e, Boğa da aslında parayı sever ama sever. o güvende olmayı ister. Yani derdi e, çok para sahibi olmak Değil. değildir. Hani cebimde biraz olsun, biraz birikimim olsun. Kimseye muhtaç olmayayım. Aynen olmayı. kimseye muhtaç Boğayı e, yanlış anlarlar. Halbuki Boğa e, yönetici gezegeni Venüs e, aşkı temsil eder, sevgiyi temsil eder. E bir de güven ister. Güven teması çok önemlidir. Fakat akrep bambaşka, tutku yoluyla daha o e, karizmatik, daha böyle kendisini gösterecek karşısındaki kişiye o duygunun geçmesini isteyecek e, e, tutku insanıdır. Yani aşkı e, hem gözünde hissedecek hem tensel hissedecek. Bu şekilde tabii ki o e, sarkaçın bir ucundan bir ucuna da... Ee, ...maalesef yol alıyor. Denge şart. Şimdi sizden şunu rica edeceğim. Arayıp derdinizi anlattığınız zaman... ...mutlaka kocanızın ya da partnerinizin... ...Burcu'nu da söyleyin. Evet. Çünkü e, Burç'la biliyorsunuz... ...bizim program gerçekten astrolojiye... ...yön veren bir program. Bugün de ilişkileri... ...astroloji üzerinden konuşacağız. Evet. Ve burcunuzu da söyleyin ki... E, ...nasıl davranmanız gerektiğini... ...orada... E, ...hani kilit... ...nerede zorluk çekiyorsunuz... ...oranın anahtarı nerede... ...arzım hanım size tek tek anlatacak... ...şimdi hemen sorumu sorayım... Ee, ...karım evlendikten sonra yüzüme bakmadı... Ee, ...Nura'nın ben bunu çözemiyorum diyor... ...herkesin karısı... ...herkesin karısı benim karım gibi mi? ...bu soruyu anlamadım... <laughs> ...o ne demek karım evlendikten sonra yüzüme bakmadı... Ee, ...şimdi e, arzlar... ...ve talepler... Burada e, öncelikle ilişkinin bir geçmişine bakmak lazım. Hı hı. Bu ilişkine kadar yıldı e, yıldan sonra e, imza atıldı. Ondan sonrasında e, aranızdaki aralarındaki diyalog nasıldı? Hı hı. E, yüzüme bakmıyor demek e, tamamen ilişkiyi e, kesmek demektir. Çünkü bir insan bir insanın gözle insanlar önce iletişime geçerler, sonrasında dil. Konuşmaya başlar. Eğer ki e, göz temasını kesiyorsa, e, bu kadın bu adamdan vazgeçmiştir, e, kırılmıştır ya da e, talepleri istediği gibi olmadığı için e, bu şekilde bir yaklaşımla e, eşine kendi duygularını anlatmaya çalışıyordu. Talepten kastınız ne mesela bir kadın bir erkekten ne talep eder? Şimdi herkesin e, bir talepleri farklı özü var. Evet, bu özler çok bambaşka. Örneğin bir yengeç burcuna siz seni seviyorum deyip gözünün içine baksanız yeterli. O yeter. Minnoş yengeçler. Evet. Bir aslan burcuna daha cüretkar yaklaşmanız lazım. Aslan'a yani. biraz daha e, sevginizi Göstermeniz gerekiyor. Pahalı hediyeler alarak. E biraz pahalı hediyelerle, e biraz e, ben seni kolluyorum, ha. yanındayım diyerek ...şövalyevari olman lazım. E, Koç burcu mesela kadınına e, ne gerekir? E, biraz daha e, süslü püslü erkeği sever, daha yakışıklı ha. erkeği sever. Evet, onun böyle e, tipiyle, onun duruşuyla yanında olacak. E, o onu bakınca mutlu olacak. Hani bu, bu da adamdan. benim. Evet. Aynen öyle. Aynen <laughs> bu öyle. Bu erkek benim erkeğim. Aynen. Koç aynen. burcu öyle mi seviyor? Evet. Koç burcu onu sever. Bir de Koç burcuna çok fazla stabil erkek yaramaz. Yani biraz erkeğin değişkeni gelir. Çünkü Koç dinamik olarak çok hızlı değişken bir yapıya sahiptir. Peki ara ara bütün bilgileri size aktaracağız. Bugün dediğim gibi bu programdan çok ama çok şey öğreneceksiniz canlarım benim. Örneğin bu beyefendinin eşi Oğlak burcu olabilir. Oğlak kadınları ya da Mantık. erkekleri çok mantıklıdır, kesinlikle iletişime geçmez. Zanneder ki o iletişime geçmeden partneri onu anlayacak. Peki nasıl çözebilir? Evlendikten sonra karısı yüzüne bakmıyor Oğlak burcuysa da mesela oradaki anahtar ne? Neyle açılabilir o kapı? Sevgi. Çünkü Oo. Oğlak Burcu'nun yöneticisi Satürn'dür. Onu şifalayan Venüs'tür. Sevgidir. Yani bu e, adamcağız ne yapması lazım? E, eşinin o tavrına karşılık hemen kendisiyle iletişime geçerken... E, ...elbet ki onunla beraber paylaştığı özel bir an, özel bir yer vardır... Sevgilerini birbirlerine ifade ettikleri hemen oraya bir rezervasyon yapsın ya da küçük bir e, tatil'e gittikleri yere gitsin kaçamak yaptıkları hı hı. E, ve eşine sürprizli bir şekilde orada e, kendi duygularını e, açık ve seçik olarak sevgisiyle ifade etsin. Şimdi bu nasıl bir soru? Ay bugün bugün enteresan sorular <laughs> soruyorsunuz canlarım benim kocamın hiçbir iyi yanı yok demiş. Hiçbir iyi yanı yok. Ah, ah Evlendikten sonra bunu fark ettim. Evliliğe devam edip etmeme konusunda da çok kararsızım. Ne yapmam gerekir? Uzmanınız bu konuda ne söyler demiş. Ya bir insanın hiç iyi bir yanının olmaması olanaksız değil mi? Vardır yok mudur hiçbir şey? Ee, Yin yang meselesi ak ve beyaz hepimizin içinde biraz bir kötülük ee, biraz ve da iyilik var. Şimdi siz neyi seçerseniz hayatta İlahi sistem yüce yaradanımız bizim düşüncelerimiz bir yere kadar ama davranışlarımızla siz sorumlusunuz diyor. Yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Seçimleriniz neler? Şimdi hiçbir iyi yanı yok diyemeyiz. Bu birazcık doğru bir yaklaşım olmaması gerekiyor çünkü bir iyilik görmüş ki o kişi onunla bir imza atmış. ...bir beraber bir yola çıkmaya karar vermiş. Dolayısıyla... Ama evlendikten sonra fark etmiş. Evlendikten sonra fark ediyorsa işte hani derler ya... ...sarmasakla soğanı 40 gün gelin güvey etmişler, kokusu evet. çıkmış. E Şimdi bu kişinin de 40 gün sonrasında nüvesi belli olmuşsa... ...yol yakınken hemen Dönmeli. çıkmalı. Peki. Şimdi hepimizi ilgilendiren bir konu bu. Hamilelik süresince e, biz kadınların hormonları da değiştiği için ilişkideki beklentimiz, ilişkiye verdiğimiz, ilişkiden aldığımız her şey değişebiliyor. Doğumdan sonra kocam beni aldattı. Ben de onu çok ihmal ettim. İhmal ettiğim için beni aldattı. Ona hak vermiyorum ama haklı demiş. Evet. Siz bu konuda ne söylersiniz? Bir daha beni aldatmaması için ne yapmam lazım? Haklı mı kocası? Kocası haklı değil aslında. Çünkü bir bebek dünyaya getirdiği zaman bir kadının gerçekten de dediğiniz gibi blues sendromu deriz biz buna. Ne sendromu? Blues sendromu. Hormonlar değişiyor. Hı hı. Hormonlar değiştiği zaman aynı zamanda küçük bir bebeğin sorumluluğunu alıyor otomatikman. Çünkü onu besleyecek, sütü gelecek. 7 çarpı 24 bu kadın bu bebekle ilgilenmek zorunda. Maalesef e, Türk sistematisi e, tamamen anne odaklı olduğu için... ...halbuki burada çocuğu nasıl dünyaya birlikte getiriyorsanız... ...babanın da aynı zamanda bu sorumluluğu alması... En azından e, biraz piş pişlemesi e, anneye biraz boş vakit tanıyıp e, bebeğiyle de ilgilenmesi gerekiyor Eğer ki burada e, kişilerin cinsel hayatı e, hamilelik sonrası belli bir bekleme süresi vardır e, kadının e, cinsellik anlayışıyla erkeğin cinsellik anlayışı bambaşka kadın dokunsal bir yaratık e, işitsel bir yaratık erkek Maalesef makine yaratık. Yani onlar için e, herhangi bir şekilde e, bir e, dokunma duyusu e, ya da e, söz duyusu değil, erkek düşünür ve uygular. E, tamamen onların e, yaratılışından kaynaklı bir durumdur. Fakat burada önemli olan orta noktada buluşmak. Evet, biz e, anne olduktan sonra hormonlarımız değişiyor, bunu empati yaparak babanın e, kadının ruhundan kadının e, zor şartlarından anlaması anlayış göstermesi lazım kadının da e, en azından bu durumu kolaylıkla atlatabilmesi için eşiyle de e, ihtiyaçlarını karşılayacağı bir noktada buluşmaları gerekiyor hak vermiş tamam bundan sonrası önemli bundan sonrasında partnerlerin birbirlerine özellikle çocuk olduktan sonra çocuk öncesi flört öncesi gibi yani flört evlilik öncesi flört zamanı gibi kaliteli vakitler ayırmaları gerekiyor. Baş başa geçirecekleri mümkünse bu evin dışında olabilir bir kafede oturabilirler en azından bir, bir saat orada gözlerinin birbirlerinin yüzüne bakarak sohbet ederek e, evlendikten sonra. Evlendikten sonra birbirlerine vakit ayırmaları lazım. Sizce bu çok lazım. şey bir durum mu? Yani e, hakikaten kaç kişi yapabiliyordur bunu? Hani e, evlendikten sonra kocasıyla flört ediyormuş gibi kaç kadın konuşabiliyordur? Bilinçli sizce? olan bir kadın varsa, idraki açıksa e, ve e, ilişkisine, evliliğine değer vermek istiyorsa, o zaman e, bu vakti nasıl ki e, siz? E, ilişki evlilik öncesi ilişkisinde flört döneminde yüzünüzü gözünüzü boyuyorsunuz e, temizliğinize e, dikkat ediyorsunuz giyiminize kuşamınıza öz bakımınıza itinayla sarılıyorsanız evlilik sonrası yani evlilik imza attım oh bitti değil yine aynı öz bakımı değeri kendinize göstererek o kapıyı güzel bir şekilde eşinize gülümseyerek açmanız gerekiyor. Ya da böyle hani ilişkide flörtöz yaklaşımlar vardı. Günaydın canımın içi diye yazarsın sabahın ilk öğünde falan. Ya da ne bileyim o işteyken aklına bir şey gelir bir böyle onun içini e gıcıklayacak ki. ne Hı -hı. bileyim aklını sana düşürecek cümleler. Bunları yapmak gerekir galiba e değil mi? İlişkiyi ki. harlamak için. E harlamak lazım çünkü. Harlamak lazım. Evet harlamak <laughs> lazım. Ee, şimdi eş eşi bilir. Eşinin nereden e, ateşleneceğini bilir. Doğru. Nereden kızdıracağını bilirsin. <laughs> Ateşleyin. Heh, ateşlemek için e, artık saçını mı atacaksın, e, mininimi giyeceksin. Ama bunu eşe e, baş başa özel zamanlarda ya yapmak Niye hep lazım. kadına düşüyor ilişkiyi ateşlemek? Ama erkeğin de aynı zamanda e, bunu e, karşılıklı bir şekilde eşini düşünerek, Eşine jest yapması lazım. Geçenlerde sosyal medyada gördüm. Karınca çiçek taşıyor. Kadın da etiketlemiş. Şu karınca kadar kocam olamadı diye. Bir çiçek getiremedi <laughs> diye. <laughs> tamam mı? Çok iyiymiş. Şimdi maalesef... Bakın erkekleri yetiştiren anneler. Anne bir evladına... Erkek evladına... Kadına nasıl değer verildiğini... Ve sevildiğini göstermesi lazım. Ona nadide bir çiçek gibi yaklaşmasını, iki çift güzel laf söylemesini, sorumluluğunu alması, yeri gelince elini tutması, sarılması ve ilk kadının ihtiyaç duyduğunda ben buradayım demesi gerekiyor. Yani bence şöyle düşünüyorum. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama hangi toprağa ne ekeceğiniz çok önemli. Değil mi? Evet. Hani avokadonun yetiştiği coğrafya belli. Evet. Buğdayın yetiştiği coğrafya belli. Evet. Ee, ne bileyim üzüm nerede yetişiyor, incir nerede yetişiyor, muz nerede yetişiyor o toprak çok önemli. Her kadında bir toprak gibi. Hangi buğdayı daha doğrusu hangi tohumu oraya ekeceğin çok önemli. Her kadın çiçekten hoşlanır mı? Bence hoşlanmaz. Ben çiçek sevmem mesela siz sever Hı -hı. misiniz? Evet, Burcumdan arada. mı acaba? Arada. Yani Çiçek mi iyi. çikolata mı? Vallahi çikolatayı çikolata. tercih ederim. Boğa mısınız? Boğayım. <gülüyor> <Çikolata>. <gülüyor> Bana var ya bir tepsi baklava getir canıma. <laughs> şöbiyetle gel bayılırım mesela ama Kalbi. çiçek sevmem. Evet. Ki Hangi burçlar mesela e, çiçek sever, çiçek sevmez? mesela Var mıdır böyle kadında? Tabii ki e, yay burçları Hı. çiçek sever. Aslanlar işte orkideler falan filan. hani böyle Pahalı, o, seviyor. pahalı seviyorlar. Aslana papatya götürürsen Ondan sonra, kafanda pahalı onu, onu yengeçe götür. Yengeç, Ay canım falan der sever. yani. Evet sever. Ondan sonra mesela koç sevmez. Koçu e, aktiviteye götür. <laughs> Dağ bayır gezdir. Kamping yaptır bayılır. Bakın tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani her e, iklimin coğrafyasında evet, yetişen. Evet. Atacağın tohum çok önemli. Başka evet. Akrep ee, ne sever? E, akrep mi o onu Akrep kadını, e, Akrep kadını onu çok güzel e, seksapeltesi yüksek yerlere Roman. götüreceksin, romantik Roman. yerlere götüreceksiniz. <laughs> ...böyle biraz daha e, kadının e, kadınlığını hissedeceği güzel bir manzara eşliğinde e, iki kade e, biraz e, içkilerini almaları. Şömine ha. başında Allah Allah. Ee, böyle e, daha başında hani güzel ormanlık yerler Romantik var kulübeler. yerler olacak. Romantik evet, yerler Evet, evet. Balık ne sever? Balık kadını. Ay balığa e, şiir oku biter. Biter. Evet, şiir oku. Ondan sonra bir saçını okşa balık tamam bitti. <laughs> oğlak Aa o oğlak paradan alır. Kadın yani oğlak kadını e, bir kere sağlam adam olacak. Ee, ve onu e, güvenli alanlarında konuşturacak o zaman tamam değme gitsin. Peki karıma çok mutluymuşum gibi rol yapıyorum ama ben hiç mutlu değilim. Bu evliliği bitirmek için bir sebep olabilir mi? Yani tek taraflı mutluluk mümkün mü? Maalesef mümkün değil. Şimdi bizler hepimiz dünyaya geldiğimizde biricik ve özeliz. Ee, az evvel dediniz ya. ...her toprağa da her tohum olmuyor maalesef. Yani e, avokado yetiştirmesi gereken nemli bir toprağa... ...siz buğday ekemiyorsunuz. Ekemez. Dolayısıyla e, beyefendinin yapacağı en güzel şey... ...samimiyet, Yaradan'ın bizden en çok istediği şey... ...samimi olun partnerinizle. Çünkü e, yol yakınken... Bizim e, Kur'anımızda çok güzel bir şey vardır. Evlenmek nasıl e, e, helal ise boşanmak da helal. Yani siz e, gönlünüzün rıza göstermediği, aklınızın yatmadığı bir evlilikte bulunduysanız orada bile zarardasınız. Tabii ama da boşanın demiyoruz yani burada da herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Burada boşanma değil. Öncelikle e, e, mutlu bu adam neden mutlu oluyor? Karısına bir anlatsın. Yani buradaki e, bu, buradaki eşiyle mutlu oldu ki onu eş olarak Neden seçti. Neden mutlu değildir yani bir adam? Kadında istediği hiçbir özellik yoktur. Onu anlamıyordur. Peki e, adama da sormak lazım. Daha önceden bu kadını e, bakmadı mı? E, deneyimlemedi mi? Kararını vermedi mi? Bu, bu çok büyük bir şey. Siz bir evlilik yapıyorsunuz. Bir akit imzalıyorsunuz ve ömür boyu sürecek e, diye imzaladığınız bir akitten bahsediyorum. Neticesinde iyisiyle kötüsüyle bu kadın değişmeyecek. Hep yanınızda olacak. Aynı şekilde erkek için de geçerli. O zaman inceleyip sık dokumak lazım. Evet iki yıldır sevgilim var Nur abla. Evlenmek istiyoruz ama babam işsiz diye izin vermiyor demiş. Bir de bana bak bu soruyu sormuş, kaçsam mutlu olur muyum diye. Ah, Televizyon ah, ah, programlarında ah, ah. hep söylediğim bir şey var ki hiçbir genç kıza tavsiyemiz değildir. Aynen. Ailenizin onaylamadığı kimseyle evlenmeyin. Bir de kaçmak nedir? Bu zamanda Ömrünün artık kaçmak olmaz. Ömrünün sonuna kadar olmaz. mutsuz olursun. Tabii ki bu zamanda artık kaçmak olmaz. Ee, babası haklı değil mi mesela burada? Babası çok haklı. Ee, artık kadın ve erkek diye ayırmayalım. Herkesin çalışması gerekiyor çünkü bizler birey olarak üretkenliğimizi ortaya çıkarmalıyız. Üretkenliğimizi ortaya çıkartmadığımız müddetçe biz bazı şeylere takar oluyoruz. Erkek de takıyor, kadın da takıyor. Kendin, kendinizi yani illa demiyorum ki size 9-6 bir yerde bir çalışın, bir şey yapın ama üretken olun. Sevdiğiniz hobilerinizle uğraşabilirsiniz ya da e, gerçekten mesleğinizi okumuş olduğunuz, tahsilini aldığınız mesleğinizi icra edebilirsiniz. Bu şekilde hem toplumun içerisine girmiş olarak hem de üretken olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Burada bırakın hobisini yapmasını, çocuğun işi bile yok yani. Baban ee, seni böyle işsiz birine niye versin? Baban çok haklı. Erkek eğer bir sorumluluk alacaksa, evlenecekse Muhakkak kendi ayaklarının üzerinde durması, bir işe girmesi ve o işinde hem e, evliliğinin sorumluluğunu kendi üzerine düşeni getirmesi gerekiyor. Erkeğin ne iş yaptığı mesleği değil de mesleğine ne kadar önem verdiği, Aynen. değil mi? Ne Aynen. kadar sürdürebilir bir iş yaptığı Aynen. ve şunu bilmen lazım. Benim kocam, benim ailemin başındaki bu adam. Hiçbir şekilde beni yarı yolda bırakmaz, beni kimseye muhtaç evet. etmez. O kadar önemli bir duygu ki bence. Tabii ki, tabi ki. Şimdi mesele e, ne kadar kazandığı değil, mesele o kadın ne istiyor biliyor musun? Kadın korunmak istiyor. Kadın e, istediği kadar ekonomik gücünü kazanmış olsun ya da olmasın, erkeğin onun yanında olmasını istiyor, sırtını dayamasını istiyor güven istiyor. Kadın çünkü anne evinden çıkarken anasının kanatlarının altında, babasının güvenliği altında tanımadığı bir insanın e, koynuna girerek çıkıyor ve bir daha gelmemecesine çıkıyor. Dolayısıyla burada erkeğin şunu idrak etmesi lazım. Bir evlilik yapıyorsa bu kadını iyi günde kötü günde koruyacak kollayacak Çünkü Doğru. kadının ihtiyacı bu Evet